Merhaba, hoş geldiniz. Tarihselcilik okumamız doğurgan bir okuma olarak bizi Maxim Rodinson'un Muhammed kitabına getirdi. Yeni bir dünyanın ve peygamberin doğuşu alt başlığıyla bu kitabın yorumuyla karşınızdayım. Kitapta Montgomery Watt'a çok fazla atıf var. Maxim Rodinson, Montgomery Watt'ın alt başlığı olarak okunuyor diyebilirim. Çeviriyi çok beğendim. Rodinson'un akıcı üslubunu bozmayan bir çeviri üslubu yakalanmış. Montgomery Watt'ın dili biraz daha kavramsal olmaklığıyla entelektüel boyutta yüksek bir idrak seviyesine isabet ediyor. Bu kitapta da Montgomery Watt'ta olduğu gibi barbar kavramsallaştırması kullanılıyor. Biz soylu barbarı medeniyet karşıtlığı üzerinden çok fazla atıf yapılırken okumuştuk. Burada da karşımıza çıkınca dipnot olarak hatırlatmak istedim. Peygamber Efendimiz'in hayatını rasyonel zemin üzerinden ele almak bir Müslüman için zaman zaman okurken incitici boyutta hisler meydana getiriyor. Fakat buna rağmen böyle bir karşılaşmayı bizim için çok gerekli gördüğümü söylemeliyim. Oryantalistlerin Kur'an incelemesinde ayetler iniş sıralarına göre ele alınıyor. Tarihsel bir bakış açısının olaylar üzerinden ele almasını gayet doğal bulmalıyız. İniş sırasına göre kademe kademe oluşturulan zihni ve sosyal yapıyı ele aldı Maxim Rodinson bu kitabında. Bir oryantalisti okumanın kendi içerisinde tabii ki handikapları var. Bizim için din subjektif, deneyimlediğimiz, içkin halde içinde bulunduğumuz bir durumken bir oryantalist için oldukça objektif yorumlarla ele alınan bir konu başlığı aslında. Bu objektif yorum deneyimden uzak olduğu için dindar bakış açısı geliştiremiyor. Açıkçası entelektüel bir dürüstlük için buna da gerek yok. Fakat bizim yakının körlüğü diyebileceğimiz bakış eksikliğinden kendimize daha objektif bakabilecek, o dönemi daha objektif ele alabilecek bir idrak seviyesine ihtiyacımız var. Bu okumalar bize bu eksiğimizi giderebilmek için bir şans da veriyor. Edirsay'da okurken oryantalizmde Batı'nın İslam'ı ele alırken dişilleştirici özelliğiyle peygamberin hayatına da Müslümanların hayatlarına da cinsellik üzerinden getirmiş olduğu eleştiriler bu kitapta da buna oldukça fazla atıf vardı. Tarihsel bir bakış bir dinin ortaya çıktığı dönemi bütün gerçek paradigmalarıyla ele alarak onu rasyonel bir incelemeye tabi tutar. Doğuş sebebini hazırlayan unsurları ekonomik, sosyolojik, kültürel ve psikolojik olarak maddelendirir. Maxim Rodinson'da o dönemin uygar dünyasının bize bir haritasını çıkartarak Bizans Roma İmparatorluğu ile Sasani Pers İmparatorluğu'nun iki süper güç olarak dünya hakimiyetini ana kara dünyada devam ettirdiğini söylüyor bize. İpek ve baharat yolu olmak üzere değerli mallar iki dünya arasında geniş bir bölgede oturan, dolayısıyla da iki dünya arasındaki bütün trafiği tekelleri altında bulunduran barbar halklar aracılığıyla getirilmekteydi. Kuzeyde Türkler, güneyde Araplardan oluşan bu barbar halkların ülkesine ulaşanlar bir anlamda kendilerini dünyanın sonuna gelmiş sayarlardı. Coğrafya kaderdir üzerinden baktığımızda coğrafyanın oluşturmuş olduğu bir gerçek zemin var. İşte bu gerçek zeminde ikamet eden Araplar kavramsal olarak çadır altında yaşayan tamlamasıyla ifade ediliyor. Bu coğrafyada yaşam biçimini belirleyen topraktır. Yarımadanın büyük bir kısmı çöllerle kaplı olduğu için memlekette egemen yaşam biçimi de buna bağlı olarak göçebe çobanlıktı. Nüfusun bütün unsurları simbiyoz halinde, yani iç içe ve ortaklaşa yaşamak zorundaydılar. Nüfusu oluşturan belli başlı unsurlar hurma yetiştiricileri veya tek tük tahıl, meyve ve sebze üreticileriyle çöldeki deve çobanları komşu bölgelerdeki köylü ve şehirlerden ibaretti. Bu topraklarda yürürlükte olan en önemli birlikte yaşama yolu ticaretti. Bedeviler güçlü bir devletin askeri gücünün koruması olmadıkça var olan bu ticaret kervanlarının yol vergisini alarak devam ediyorlardı hayatlarına. Kapsamı yaşamsal zorunluluklar tarafından belirlenen küçük insan toplulukları bu organizmanın temel hücrelerini oluşturuyordu. Kabileler ise doğru ya da yanlış aralarında akrabalık olan aşiretlerden kuruludur. Her kabilenin bir atası bulunur
çöl ideologları ve çöl politikacıları aynı atanın ismini taşıyan topluluklar arasındaki akrabalık ilişkilerini yansıtan soy kütükleri hazırlamaya çoktan girişmişlerdi diyor. Özgür Araplar hiçbir yazılı kanuna, bu kanunlara uymaya zorlayacak hiçbir devlete bağlı değillerdi. Ne coğrafya ne de ekonomik kazanç, kabul edilen ortaklaşa hukuk bunu gerekli kılmıyordu. Bu durumda insan hayatı geleneklerin koruması altındadır ve adam öldürmenin bedeli pahalıya patlar. Kervanların vurgunuyla elde edilen ekonomik kazanç yasal olarak kabul ediliyordu. Fakat adam öldürmenin bedeli çok pahalıya patlıyordu. Kana kan, cana can, işte kanun. Geleneklerin öç almakla yükümlü kıldığı kimse kan davasından vazgeçecek olursa ömür boyunca utanç duyacağı bir şerefsizliğe gömülür. Çölde ortaya çıkan soylu barbar algısının ilkesel düzeyde yansıması en çok kabile algısının devam etmesini sağlayan şeref, onur ve haysiyet kavramlarıydı. Kabile içerisindeki her üye öteki kabilelerin bir üyesi değerindeydi. Klanın genel toplantısından bir tek üyenin vetosu çok önemli bir kararın uygulanmasını önlemeye yetmekteydi. Kabile içerisindeki her üyenin birbirlerine eşitliğiyle kabile hümanizmi kavramsallaştırması daha netleşiyor. O dönemi tahlil etmeye devam ediyor Rodinson. Erkek ve kadının birleşmesi bir kira sözleşmesinden farksızdı diyor. Sert yaşayışlı ve istikrarsız toplum içinde sanatlara da yer yoktur. Söz sanatı hariçtir ve söz sanatı şairlerin elindedir ve bir propaganda aracı olarak kullanılır bu alan ve kolayca dalgavukluğa ve palavracılığa dönüşen övgü ya da kaside tarzı en sevilen şiir türleridir. İlahi ve kutsal dünyayı en yüksek şeklinde benliğinde toplayan Allah, evrenin yaratıcısı ve imanın bekçisi sayılırdı. Böyle bir tanrı algısı vardı. Şöyle ya da böyle bir tanrının varlığının izini taşıyan kimi yerler kutsal sayılmaktaydı. O kutsal alanlar içerisinde zarar veya bir canlının yok edilmesi doğru sayılmazdı. Onur merkezli şeref ve haysiyet ilkelerinin şekil verdiği bir kabile hümanizmi anlayışı, böyle bir algıda insanın etkinliğini ve kudretini sınırlayan şey sadece kör talihtir, yani dehrdir. Dehr yani kader, bu temelden kötümser hayat anlayışından ancak hayatın ona sunduğu zevkleri bir an önce tadarak kurtulabilir. Bedevi batıl inançlı olabilir ancak gerçekçidir ve çölün amansız hayat şartları bir zamanlar dayanıksız olarak ileri sürüldüğü gibi sonsuzluk ve öbür dünya hakkında derin düşüncelere dalmaya değil, kendi gücünü ve güçsüzlüğünü tam tamına değerlendirmeye sürüklemektedir. Uygarlık düzeyindeki bu düşüklük doğuştan ve kalıtsal bir eksiklik olduğunu göstermez. Söz konusu düzey düşüklüğünün o devirdeki Arabistan Yarımadası'nın son derece kötü doğal koşullarıyla çevrili toplumsal durumlarının bir sonucu olduğu ortadadır diyor. Coğrafya kaderdir'in Rodinson diliyle söylenişi diyebilirim. Ticaret ekonomisinin göçebe hayatındaki rolü gittikçe önem kazanmaktaydı. Bedeviler zengin şehir tüccarlarına borçlanmakta ve bu tüccarların daimi müşterisi halinde kalmaktaydılar. Bilimsel ifadesiyle kabile toplumu çözülmeye başlamıştı. Ticarette güçlü insanlara karşı sürekli borçlanan insanların köle olma sorunuyla karşı karşıyaydı toplum. İnsanlar umutlarını yavaş yavaş bireyi hareket noktası olarak alan etnik toplulukların dışında bütün tekilliğiyle tek tek insanların selametini sağlamak amacını güden evrensel dinlere doğru çevirmektedir. Evrensel dinlerin bireye hitap eden yönünün yavaş yavaş Arap coğrafyasında yerleşmeye başladığından bahsediyor, fakat Yahudi ve Hristiyan dininin çoğu zaman eksik ve yanlış şekillerde de olsa bu topraklara sızdığını görmüştük. Ancak bunlar Arap Yarımadası'nın kontrolü için mücadele etmekte olan yabancı devletlere bağlı yabancı ideolojilerdi. O yüzden bireyselleşmenin arttığı bu dönemde evrensel dinlere doğru yüzünü dönen dinamizmin Yahudi ve Hristiyanlıkta karar kılmamasının en önemli sebebinin
yabancı dünya ile ideolojik bağından kaynaklandığını söylüyor ve bunlardan birine katılmak aynı zamanda siyasi bir tavır takınmak demekti. Bir bakıma yabancı bir devletin kulluğunu kabullenmek anlamına da gelmekteydi. Böyle bir tavrınsa Arap gururuyla bağdaşmayacağı apaşikardır. Paralı ya da yardımcı asker olarak Araplar büyük imparatorluklar için vazgeçilmez destekti. Arap kabileleri parayla satın alınır. İsyanlarından korkulduğu zaman da birbirlerine düşürülürdü. Söz konusu devirlerde kendi değerlerini, kendi çıkarlarını kullanma fikrinin Araplarda da yeşermeye başladığını görüyoruz. Ne gereklidir peki bunun için? Bütün Arabistan'ı birleştirecek, edinilmiş servetin ve ticaret yaşamının selametini sağlayacak ve artık Arapların ticaret hayatı için tehlike oluşturmaya başlayan yoksul bedevilerin hırsını dışarıya döndürecek güçlü bir devlet algısına, bir birlik algısına ihtiyaçları vardı diyor. Bu Arap ideolojisinden güç alan, bu yeni koşullara uygun hem de kadroya alacağı bedevi ortamına yakın büyük imparatorluklarla eşitlik içinde pazarlık edebilen bir Arap devletiydi ihtiyaç duyulan. İslam'ın oluşturacağı imparatorluğun sosyolojik boyuttaki ayak seslerinden bahsediyor Robinson. Kitapta bize büyük kararların belli başlı aşiret reisleriyle önde gelen kişilerden kurulu bir çeşit senato Mala tarafından alındığını fakat bu senatoda tartışma yoluyla anlaşmaya varılmasını sağlayan bir oluşumdan ibaret olduğunu hatırlatıyor bize. Bu kabile hümanizmi veya cemaat karizması kavramsallaştırmasına uygun bir yönetim şekli. Bütün arka planı kısaca bize özetledikten sonra Rodison, Peygamber Efendimizin çocukluğu hakkında yeterince güvenilir verinin elimizde olmadığından dolayı bu boşluğu doğal olarak efsanelerin doldurduğundan bahsetti. Bize çok ilginç bir bilgi veriyor Rodinson. Müslümanların Peygamber Efendimiz'e gelen meleği namus olarak baş melek Cebrail sanmış olmalarının büyük bir yanılgı olduğundan bahsederek eski Yunan'da yasa anlamına gelen Varaka İbni Nevhal'in kullanmış olduğu nomos sözcüğünün eski Yunanca'da yasa anlamına geldiğini, Tanrı tarafından Musa'ya emredilen Tevrat'a bu isim verile gelmiş ve nomos sözcüğü Arami Tanrı'nın insanlara iradesini bildirdiği büyük emirler arasında yer aldığını belirtmek istemiş olabilir diyor Varaka İbni Nevfal. Fakat Müslümanlar bunu baş melek Cebrail olarak algılamışlardır. Nomos kavramını biz gelenekselciler okumasında çokça kullanmıştık. Robinson 107. sayfada bize Muhammed başlangıçta gerekli şartlar sunulduğu takdirde bir mistiğin oluşmasına tam elverişli olan bir mizaca sahipti. Çocukluk koşulları, gençliği ve hatta olgunluk dönemi onu bu yöne yöneltecek şekilde birleşmiştir. Kendisini tüm mistikler için gönüllü veya gönülsüz olarak hareket ettikleri hedef yolunda bir aşama olan çilecilik pratiğine adamaya başlamıştı. Özellikle Hira'ya çıkış aşamaları için söylüyor ve çilecilik pratiği kendilerini bedensel ve rastlantısal benlikten özgürleştirmenin ona bağlı ayartıcılarıyla, çekicilikleriyle ve arzularıyla birlikte dış dünyaya olan bağlarını mümkün olduğu kadar koparmanın ve kendilerini peşinden koştukları varlığın iradesine tüm alçak gönüllülükleriyle teslim etmenin bir aracıydı aynı zamanda ve peygamber o dönem bu algıyı pratik ediyordu. Peygamber Efendimizin vahiy alışını takdir edersiniz ki Robinson bir inanan olmadığı için bizim anladığımız anlamda kabul etmeyip psikoloji düzeyinde ele alıyor ve gerçekten bir mistik deneyim yaşadığını, kendisini disipline etmek ve kendi kişiliğini fethetmek için fazlasıyla çabaladı. Peygamberliğe böyle bir mistik deneyim bakış açısıyla bakmak, bir oryantalistin ve tarihsel bir bakış açısının baktığı düzeyden anlaşılabilir aslında. 112. sayfada Kolakowski'nin mistizmi, bireysel vicdanın sisteme karşı bir başkaldırısı, bu başkaldırının bir aracı olarak tanımladı. Mistizm, içerdiği kişi için mutlak bir değeri olan özel bir deneyimdir ve böylece düşünceler ve kurumların yerleşik çerçevesi olan sisteme muhalefet ettiğinden gerçekten de bir tür
başkaldırı deneyimi olabilir. İslam tarihi boyunca mutasavvıfların da yüksek vicdanlarıyla periferden merkeze karşı isyanın dili olarak çileyi kullandıklarını görüyoruz. Muhammed'in sunduğu görüşler açıkça kendi içlerinde özel olarak orijinal olmasalar da sınırların ötesindeki varlık tarafından ona bildirildiğine inandığı fazlasıyla kişisel bir tarzın üzerine yaslanan yeni bir sentez oluşturmuştu. Birey burada çok özel bir öneme sahipti. Ulu Tanrı'nın ilgisi onun üzerindeydi. Onu Tanrı yaratmıştı ve akrabalıklarını, ailesini ve kabilesini gözetmeden onu yargılayacaktı. Bu yolla toplumsal bir birim olarak değeri ekonomik ilerlemeyle artan birey ideolojik bir değer edindi ve sonsuzluğa ulaşma hakkı kazanarak kendisi adına ve kendisi için değerli hale geldi. Kabile hümanizmi dediğimiz yapının yavaş yavaş çökmeye başladığı, ticaret üzerinden bireyselleşmenin arttığı bir dönemde birey merkezli ve bireyin Tanrı ile kurduğu ilişkide ortaya çıkacak değeriyle ve bireyin tek başına yargılanışıyla ilgili bu dini söyleme geçişkenlik adeta var olan algının ontolojik bir değer kazanmasıyla karşı karşıyayız. Muhammed'e bağlananlar o zamanki Mekke'nin en özgür düşünceli insanlarıdır. Bu bağlanışta yeni doktrinin, dini üslubunun belirleyici rol oynadığı kesindir. Bir özgür ruha, bir inanan olarak değer atfeden bir dinin hitap etmesi gayet normal. Fakat bu kimseleri yeni dine taraftar olmaya yönelten şeyin Mekke toplumunun yönetici tabakalarında hakim olan konformist anlayışa karşı takındıkları özgür düşünceli tavır olduğunda kuşku yoktur diyor. Bu özgür insanların var olan haksızlıklara boyun eğmemesiyle özgürlük vasfını kazandıklarından beslendiğini söylüyor. Rodison'da Bat gibi Peygamber Efendimizin peygamberliğinin her ne kadar Tanrı karşısında yüksek bir alçak gönüllülüğe tekabül etse de ve topluma alçak gönüllü bir dille merhamet üslubuyla hitap etse de o dönemin zeki politikacıları bir peygamberin konumunun mantığının onu kendisine rağmen kaçınılmaz olarak en yüksek güce doğru ittiğini kolayca anlayabilirlerdi. Tanrı'nın doğrudan konuştuğu biri herhangi bir meclisin kararlarına hiç itaat eder miydi? Yüce varlığın yazdıkları nasıl olur da Mekke aristokrasisinin tartışmalarına bağımlı olabilirdi? Sadece bir peygamber olma söylemi bile yasa koyucu olmayı ve aynı zamanda onu yürütme hakkını kendisinde bulundurmayı, aynı zamanda da hukuki olarak da yargının en üst dili olmayı gerektiriyordu ve bu zeki politikacılar bunun farkındaydılar. Nurettin Topçu'ya iyilik nedir diye soruyorlar. Bize böyle bir soru sorulduğunda iyilik için örneklendirmeler üzerinden birçok şey söyleyebiliriz. Ama Topçu iyiliği yanında kötülük yapılamamak olarak anlatıyor. İşte peygamberin tanrısal boyutta iyiden yana olması kötüye artık nefes alacak bir imkanı bırakmamayı da kendi içinde barındırıyordu. O yüzden iyiliği yeterince savunmak aynı zamanda eline kılıç almayı da gerekli kılacaktır ve kötüye yaşam hakkı tanımayacak bir sistem kurabilmeyi amaç edinecektir kendisine. 150. sayfada bütün her şey bir tek adamın beyninde oluşuyordu. Ne var ki bütün bir dünyanın sorunları kımıldayıp yankılanır bu beyinde ve öylesine tarihi şartlar bir araya gelmiş durumdadır ki bu tek adamın zihinsel çabası tüm Arabistan'ı sonra da tüm evreni alt üst edecektir. Allah'ın dilemesiyle Allah'ın dilediği şeyi dilediği zaman ve mekanda gerçekle ilişkilendirmesi arasındaki ilgiyi bize anlatıyor. Yeni din kendisi için aynı zamanda yolunu çizerken karşılaştığı güçlükleri aşmakta doğaüstü yardımlardan kesinlikle sakınması gerektiğine dair bir gelenek yaratmıştı diyor. Mucize beklentisi üzerinden dini ikame etmekten kaçınılmıştı. Bu da bu dinin ne kadar gerçek parametrelerle hareket ettiğini bize gösteriyor. Çok ilginç bir tespit 157. sayfada ne zaman ulusların arasında ticaret gelişmeye, ırklar, insanlar ve düşünceler birbirine karışmaya,
ve toplumda her şeyin ölçüsü haline gelen paraya göre etnik engellerin aşıldığı, her insanın kendi talihini belirleyebilir hale geldiği ve bireyin dünyadaki yerini kendi çabalarının değeriyle belirlediği paraya dayalı bir ekonomi de şekillenmeye başladı. İşte o zaman insanlar herkesin kendi kendine hak ettiğine uygun bir alın yazısını ummaya koyuldu. O zaman peygamberler ortaya çıkmaya başladı. Bu insanlar her insanın geçiminin topluluk tarafından güvenceye alındığı, zenginlerin ve onların aşırı isteklerinin kınandığı eski toplumsal düzenin sonuna üzülürken onlara ilk önce bu dünyada ve ardından da öbür dünyadaki bireysel cezalandırmanın kesinliğinden bahsettiler. Paranın kullanım oranıyla peygamberlere dayalı evrensel din algısının ortaya çıkmasını paralel bir ilişkiyle bize anlattı ve paranın kullanımının bireyselleşme oranını tetiklediğini, Tanrı ile bireysel ilişki ve bireysel yargılanmanın da peygamberlerin anlattığı din üslubunun bu ekonomik boyutu olduğundan bahsederek bireysel kurtuluşa dayanan bu dinler antik dünyaya zaten milattan önce 8. ve 5. yüzyıllar arasında yayılmışlardı. Şimdi büyük bir zaman aralığından sonra bu dalga Batı Arabistan'a da ulaşıyordu. Orada da insanlar kurtulmak için ne yapmaları gerektiğini soruyorlardı. Bir dinin ortaya çıkışının ekonomik temeli üzerinden bize paranın kullanım oranı ve ticaretin güçlenmesiyle ilişkilendiriyor bize. Müslümanların biz üzerinden bir din algısı tahayyülünde zorluk çekmediği ama ben idraki dediğimiz ferdiyet bilincine sahip olacak tahkiki iman seviyesinde çok zorlandıklarını görüyoruz. Bunun aynı zamanda ekonomik tasarrufla ilişkisini kurmalıyız biz. Müslümanların sermayeyi anlayamamaları, parayı kavramsal olarak yerli yerine oturtamamaları aynı zamanda insanın bireyselleşmesini tanımlayamamalarına, son dönem koordinat kaybına sebep oldu. Özellikle şehirde İslam aklının bocalamasının en önemli sebepleri budur diye okuyoruz biz. Kabile hümanizminde şövalyece, yüce etiğe karşı Muhammed Tanrı'nın varlığını ortaya koydu. Artık bir gerçek olarak Allah vardı ve bu her şeyi değiştiriyordu. Allah vardı ve tüm insanları gözetiyordu. En düşkünleri bile. Ne olursa olsun barışa ve diğer insanların yaşamını bile gözetmeyen kontrolsüz şiddet patlamalarını istemiyordu. Tüm bunların ötesinde mümin ahlaklı olmak ve Allah'ın istekleri adına yaşamı ciddiye almalı ve başkalarına saygı göstermeliydi. Ahlaklı olmak pratik olarak dinle özdeşti. İman her zaman insanın ediminde dile gelmeli, getirilmeliydi. Ameli bir dildi. Her toplumsal davranış Allah'a ibadet etmenin bir biçimiydi. Umursamazlık ve alaycılık özellikle mahkum edilmişti. Korkuyu tanımayan insanlar fazlasıyla övülmeliydi. Fakat korkmak doğruydu. Korkunun yönü ve korkulacak olanın kendisi değiştirilmişti. Bu kahramanca ideallere göre yetiştirilmiş insanlar için ne kadar şaşırtıcı da olsa insanların Allah'tan korkması gerekirdi. İntikam mümkün olduğu ölçüde Allah'a bırakılmalıydı. Allah'ın soracağı soruları da Allah'a bırakmalıydık. O bunu öbür dünyada insanların tenezzül etmedikleri bir titizlikle yerine getirmeyi ihmal etmeyecekti. Bütün inananlar bu konuda müsterih olsundu. Gelişigüzel cömertlik yerini cemaatin tümünün idare edeceği düzenli bir yardımseverliğe bırakmalıydı. Gördüğünüz gibi bütün toplumsal yapı tevhidle ontolojik bir boyutta anlama ve işlevselliğe kavuşturuluyor. Düşkünler ve toplumdan dışlanmış olanlar görmezden gelinmemeliydi. Artık bu tutkulu fırtınalar, duyguların akla üstün geldiği şu denetimsiz çılgınlık nöbetleri ve bunun gibi ne varsa unutulmalıydı. Dinle insanın kendini dünyada itidale, vasata, dengeye ve bir ritme oturttuğunu görüyoruz. Abartılı ve uç davranışlardan artık sakınması gerekiyor inananın. Kısaca bir kez daha tekrarlamak gerekirse insanlar için en önemli şey ciddi olmaktı. Topluluk
dış görünüşü bakımından öteki insanlardan salatla ayrılıyordu ve fakat zamanla başka bakımlardan da bir özellik kazanmaya başladığını görüyoruz. İmanın toplumsal bir mensubiyet dinine dönüştüğü, inananların yapmış oldukları amelle hem birliktelik, hem birlik algısı, hem de bir dayanışma meydana getirdiklerini görüyoruz. Bütün okuduğum entelektüellerle ilgili anılarda hep ciddiyet merkezli, hayatı ciddiye almak, yaşamı ciddiye almak, ömrü, zamanı ciddiye almakla ilgili alıntılara şahit oldum. Robinson inanmayı ciddiyetle anlatıyor. Bu bana çok kayda değer geldi. 237. sayfada Araplar hakkında Carlo Levi'nin Lucania köylüleri için söyledikleri aynen tekrarlanabilir diyor. Ondan bir paragraf bize naklediyor. Aşk ya da cinsel istek köylülerin gözünde o kadar güçlü bir tabiat kuvveti ve itilme olarak kabul edilir ki hiçbir iradenin bu itilmeye karşı duramayacağına inanılır. Eğer bir erkekle bir kadın beraberlerse, gözlerden ırak ve baş başa kalmışlarsa hiçbir engel olamaz. Ne ölçüde kararlı ve iffet düşkünü olurlarsa olsunlar mutlaka birleşirler ve eğer tesadüfen birleşmemiş bile olsalar birleşmiş kabul edilirler. Bir arada olmak aşk yapmakla eş değerdedir. Paragrafını bizimle paylaştı. İşte Arapların özellikle Bedevilerin kamusal alanı bu tür bir kadın erkek ilişkisiyle anladıklarını özellikle biz İlk hadisesinde yaşanan bir gerçek olarak okuyoruz. Fakat din orada olup biteni, kadın ve erkek arasındaki ilişkiyi tek parametrede bedensel olarak ele almaya karşı olarak bazı hukuki tedbirler alarak kamusal alanın cinsiyet üzerinden ele alınmasını önünü tıkıyor adeta. Kadın erkek arasındaki ilişkiyi her daim bedensel olarak ve reddedilemez, irade edilemez, karşı konulamaz bir gerçek olarak ele almanın bedevi akledişi olduğunu kabul etmeliyiz. Bir bedevinin böyle algılamasının kendisinin hayat standardı ve coğrafik özellikleriyle de ilişkilendirirsek eğer bizim için bu paragraf daha anlamlı olur. Göçebe hayatında karşı cinsle karşılaşma oranı şehirde bir metrekarede karşı cinsle karşılaşma oranı ve diyalog ve karşı karşıya geliş aynı zamanda iradeyi güçlendirmek, farklı diyaloglar kurma gerekliliğini de yanında getiriyor. Bizim son zamanlarda da yaşadığımız kadın ve erkek arasındaki ilişkinin sadece bedensel sınırda tutulması bizim bedevi akledişimizin bir yansıması olarak ele alabiliriz. 254. sayfada Peygamber aynı zamanda Medine'de keskin görüşlü, usta, sabırlı, heyecanlarını gemlemesini bilen, gerektiğinde uzun süre beklemesini beceren ve sırası geldiği zaman darbesini derhal indiren müthiş bir siyaset adamı olarak ortaya çıkmıştı. Dikkat ederseniz kitabın ilk bölümünde bir mistik adayı olarak bakmıştı peygambere. Vahyin iniş süreci Medine'de artık farklı bir Muhammed'le karşı karşıya bıraktı bizi. Allah'ın kendisini desteklemesine bağladığı bu yeteneğinin yanı sıra bir savaş planını akıllıca seçip mücadelenin gerektirdiği kararları o saat almasını bilen mükemmel bir asker olduğunu da ispatlamıştı. Muhammed tüm bunlarla birlikte tam bir dindar olarak kaldı. Dindar olmasıyla bütün bu kararları bu şekilde alması arasındaki ilişki İslam'ın gerçek ve rasyonel boyutuyla ilgili aslında. Siyasal mücadelenin normal araçları savaş ve cinayet de dahil olmak üzere neredeyse her şeyi kapsıyordu. Bu gerçeğin bir parçasıydı aynı zamanda. Bu siyasetin de bir parçasıydı. Bunda araç ve amaç çelişkisi bile yoktu. Amaç ve araç arasındaki herhangi bir çelişki olmaması aynı zamanda usul ve esas arasında herhangi bir farkın olmadığı ile ilgili ilmi literatürün başlangıcını oluşturduğunu söylemeliyim. 256. sayfada bu satırları okuyacak Müslümanların tepkisel davranmaması gerektiğini, peygamberin vahiy almadığını, mistik bir tecrübe yaşadığına inandığını, eğer vahiy aldığına inansa kendisinin de Müslüman olması gerektiğine dair paragrafı okuyoruz. 265. sayfada Muhammed'in yaşadığı dönemde başlayan çok az yönetsel örgütlenme ile işleyen yeni kurulmuş bir devletten söz ediyoruz. Ama bu devlet
yine de sağlamdır ve ileride göreceğimiz gibi bunun işleyişinin bağlı göründüğü başkanının ölümüyle kısa bir krize girmesine rağmen sarsılmayacaktır. Büyük bir sistem aklı, büyük bir ilmi literatür ve emperyal bir güç olarak şekillenecektir. İlk atılan tohumların ne kadar güçlü olduğu, ortaya çıkan aklın nüve olarak köklerinin ne kadar da sağlam olduğunu gösteriyor bize. Rejim sağlamlığını bir Müslüman ideolojisinin kamuoyu üzerindeki kesim ve tam egemenliğine borçludur. Bu egemenliği ise kısmen Müslüman olmanın sağladığı pratik ve maddi avantajlardan ileri geldiğini belirtmek yerinde olur. Müslüman olmanın sağlamış olduğu güven hissinin meydana getirdiği siyasal bir sürecin içerisinde kendini konumlandırmak için adeta hukuki bir hüviyete dönüşen zemininin de olduğunu kabul etmeliyiz. Muhacirlerin sahip olduğu imanla Ensar'ın, Ensar'ın sahip olduğu imanla da Mekke'nin fethinden sonra akın akın İslam'a dahil olan kabilelerin, bireylerinin sahip olduğu iman şüphesiz ki aynı statüde değildir. 271. sayfada köleliğin doğal olarak sürdürüldüğünü, Kur'an'ın kölelere iyi muamele edilmesini ve özgür olma fırsatı tanımasını öğütlediğini görüyoruz diyor. Bu arada soyut özgürlük düşkünleri için belirtelim ki bir kurumun bugün bize ters düşüyor diye 8. yüzyılda lağvedilmiş olmasını istemek biraz fazla saflıktır. Soyut özgürlük kavramı bizim için çok önemli. Özgürlüğün kendi zaman ve mekan koordinatında gerçeğe tekabül etmesi ve onu bir soyut algıyla mistik kılmamızı engeller. İşte burada köleliğin birdenbire kaldırılmasını talep etmek soyut özgürlüğe hizmet eder diyor. Kur'an mistik bir özgürlük kavramından yana değildir takdir edersiniz ki amel merkezli bir din, işlevsellik merkezli bir din olarak. Bir hukuk anlayışının gerçekten kurulması için toplum daha uzun bir süre beklemek zorundaydı. Ve ileride Medine'de getirilen bu birkaç hükmün geniş bir imparatorluğun ya da muntazam yapılı devletlerin ihtiyacına göre uyarlanması sayısız yeni sorun çıkaracaktı ortaya. Gelecekteki Müslüman devletlerin tutarlılığını sağlayacak olan ideolojinin ve bu ideolojiye bağlanmayı konuşlandıran kurumların da bütün kesinliğiyle yine Medine'de oluşmaya başladığını görmekteyiz. Medine vesikasından bahsederek bunun emperyal bir devlet olmak için hukuki bir veri olarak uyarlanmasının sayısız sorun çıkaracağından bahsediyor. Fakat ortaya çıkan bütün ögelerin de ileride hukuki bir devlet yapısının oluşması için yeterli köklere, unsurlara, hammaddeye sahip olduğunu söylüyor bize. Mekke'nin fethinden sonra Muhammed Aleyhisselam'ın eski suç ve hataları bağışladığını, buna karşı sayıları bir düzineyi bulan kadınlı erkekli bir grubu bağışlamadığını söyleyerek Mekke'ye girişinde ona karşı direnenler değildi bunlar. Onlar kumar oynamış ve kaybetmişlerdi. Karşı duruşlarında kaybetmeyi göze alan bir duruş vardı diyor onların. Bu yenilgiden gereken dersi aldıklarını, artık onları toplumun çıkarlarına uygun şekilde kullanacaklarını biliyordu. Gel gelelim. Şarkılı, türkülü, şiirli propagandalarla kendisine küfretmiş olanları, Allah kelamını günüşleştirmeye kalkanları hiç affetmedi. Ciddiyetsizliği hafife almayı ve değersizleştirmeyi asla kabul etmedi. Hatta propaganda maksadıyla vahyi ve peygamberi hicvedenlerin ölüm emrini verdiğini okuduk biz Rodinson'da, daha önceki siyer kaynaklarında da zaten biliyorduk. Artık önünde durulamaz bir akın başlamıştı İslam'a doğru. Müslümanlığı kabul etmek demek, kurtarıcı Arap devletine bağlanmak demekti. İslam artık gerçek ve gelecek vaat ediyordu. Aynı zamanda ekonomik refah ve adalet vaat ediyordu, güvenlik vaat ediyordu. Artık insanların kendi bireysel çıkarları veya pragmatik bir anlayışla da İslam dairesi içerisine girdiklerini görüyoruz. Bu da Cemil Meriç'in söylediği yaratıcı azınlık dediğimiz kurucu aklın varlığının yeterli olduğunu, kurucu aklın yatay düzlemde, yeryüzünde pragmatik düşünen insanlara hitap edecek,
adalet merkezli, güven merkezli, hukuk merkezli bir dünya algısını inşa edeceklerini ve bu çoğunluğun buraya akın akın kendi hayatlarını daha iyi idame ettirmeleri için oraya doğru geleceklerinden bahsetmişti bize. Mekke'nin fethinden sonra Muhammed üstün dehalı bir siyaset adamı olarak her birinin nabzına göre şerbet vermek suretiyle bütün etkili kişileri satın alma becerisini gösterdi. Bu amaçla verdiği hediyeler türlü türlüydü. Kiminin ihtirasına, kiminin gururuna sesleniyordu, kimini açgözlülüğünden, kimini korkusundan avlıyordu. Nihayet kimisini de idealist yanlarından ve prensiplerine bağlılığından yakaladı. Bazıları gerçekten kabul ediyordu İslam'ı, bazıları da gerçekte dinsiz olmak şartıyla kabul ediyordu. Peygamber Aleyhisselam'ın Mekke'yi fethinden sonra uygulamış olduğu siyasi tarzın insanların kendi gerçeğine uygun olan zamanın ruhuna, yapılmak istenene hizmet edecek bütün unsurları kullanabilmek üzere olduğunu görüyoruz. İrrasyonel, idealist ve maksimalist bir anlayışla hareket etmediğini görüyoruz. Zekatla kalbi ısındırılacaklar diye bir kesimin ifade edilmesi bile ne kadar gerçekçi olunduğunun bir göstergesi. Yobazlıktan sahtekarlığa kadar bütün kategoriler sıraya dizilmişti adeta ve Muhammed'in önünde, fakat bu kabile ya da bireylerin hepsi de birer birer siyasi ağırlık olarak Muhammed'e bağlanıyorlardı. Önemli olan da buydu. Sistem aklı inşa edildikten sonra inanmayanların bile sistemin kendi yararlarından beslenmek amacıyla sistemin içerisinde kendilerini konumlandırdıkları yerde olmak, sisteme hizmet etmenin dolayımsal bir yönü aynı zamanda. Biz Osmanlı'nın da Müslüman olma gereği hissetmeden başka din ve milletleri kendi bünyesinde bulundurduğunu, bu özgüveni de kurmuş olduğu sistem aklından kaynaklandığını görüyoruz. Mekke döneminde imani herhangi bir zafiyeti kabul etmeyen din dili artık sistem olduktan sonra görünüşte siyasi bir mensubiyet üzerinden bile hukuki bir iman algısını beyan üzerinden kabul etti. Kitabın sonunda Robinson, peygamberimiz için ne şeytani bir canavarın ne de gözleri sadece tanrısına dikmiş bir mistiğin fotoğrafıdır bu fotoğraf. Anladığımız kadarıyla Muhammed karmaşık ve çelişkilerle dolu bir adamdı. Paradoksal düşünme yöntemine sahip olmayan bir akıl için siyasi algısı bu kadar güçlü olan, gerçekle bu kadar ciddi bir temas sergileyen, kendi özel mahrem hayatı olan ve aynı zamanda hayatta bütün yapıp ettiklerini imani bir motivasyonla yapan bir insanın insan olmasından dolayı ortaya çıkan paradoksları anlamasını beklemiyoruz. Esma-ül Hüsna içerisindeki var olan paradoksal sıfatların aynısı dünyanın kendi içerisinde yapısal olarak da insanın bünyesinde de bulunuyor. Cennetin duvarları zıtlıklarla örülmüştür diye okumuştuk gelenekselciler okumasında. Paradoksal bir yapıya sahip olmak aynı zamanda canlı olmamıza da bir delil. Hayatın çok çeşitliliğine uygun bir ritme, uygun bir inanca da tekabül ediyor. Oldukça hacimli olmasına rağmen kolay okunabilen, akıcı bir üsluba sahip olan kitabı okumaktan çok zevk aldığımı söyleyebilirim. Montgomery Watt'ın Hazreti Muhammed kitabının akabinde okunması, tarihsel bakış açısının o döneme bakmasıyla ilgili bize düşünsel alışkanlıklar da kazandı. Gerçek olan bitene sorular sorarak yaşanan olaylar üzerinden dönemi ele alabilmek önemli bir parametre. Bu arka arkaya okuduğumuz iki kitabın bunu kazandırdığını söyleyebilirim. Robinson okumaya devam edeceğiz. Bu kitabı da okuyarak eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere efendim, hoşça kalın.